Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Bu akşam sizlere Malatya'dan merhaba diyoruz. 8. Malatya Uluslararası Film Festivali bu akşam gerçekleşecek açılış töreniyle kapılarını açıyor ve sinema severlere sinemayla dolu dolu bir hafta vaat ediyor. Hem yarışma bölümleri hem dünyadan ve Türkiye'den seçkin örneklerle oluşturulmuş bir film seçkisi, elbette sinemaya dair birçok etkinlikle doğrusu bu ya, burada bir heyecan dalgası yaşanıyor. Malatya Festivali'ni her yıl biraz daha sağlamlaştırarak yoluna devam ediyor. Az önce Malatya Belediye Başkanı ile konuştuk. Hoş da bir sloganı var aslında festivalin. Sinema uzakları yakın eder. Biz de öyle düşündük ve Malatya'ya geldik. Ve festivalin değerli konuklarını da bu akşam gece gündüzde ağırlıyoruz. Açılış töreni öncesi biz ağırlıyoruz. Sevgili Şerif Sezer hoş geldiniz. Osman Sınav hoş geldiniz. Haluk Piyes hoş geldin. Ve festivalimizin direktörü Suat Köçer. Söylemesi zor Suat. Köçer. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Bir zaman ezberlemedim. Değil mi? Biraz da. Ama gerçekten mutluluk duyuyoruz. Gittiğimiz şehirlerde böylesi önemli sanat etkinliklerinin, özellikle sinemaya dair etkinliklerin sürmesi, devam etmesi gerçekten önemli. Ben Şerif Sezer'e önce sorayım. Festivallere siz de gidiyorsunuz, sağ olunuz, kırmıyorsunuz, destekliyorsunuz her seferinde. Malatya'da olmak, Malatya Film Festivali'nin 8. yılında olmakla ilgili neler söylemek istersiniz? Benim bu festivalle ilgili ikinci gelişim. İlkinde kendi filmim yarışıyordu 2 sene önce. Şimdi jüri üyesi olarak buradayım. Antalya'da artık Türk sineması olmadığı için Adana'dan sonra Malatya artık çok daha fazla önem kazanmış oldu. Ulusal uzun metraj film yarışmasını sinemacılar şimdi herkes çok önemsiyor. Önemsiyor burayı. Burada olmak güzel. Ve jüri üyesi olmak da başka bir sorumluluk. Başka çok büyük sorumluluk tabii ki. Çok evet, biraz filmlerden de konuşacağız. Sevgili Osman Sınav, Osman hocamız onur ödülünü alacak bu akşam. Ki elbette yaşam boyu başarı ödülü bizim hepimizin düşüncesi de odur elbette. Ama yani ihtiyarlık ödülü. Şimdi yaşlandığım, ben lafı nasıl çevirsem de onur ödülü ne anlama geliyorum yaşlandığımı, başka türlü. Yaşlandığımı onur ödülü. Bence bunca emeğin ardından büyük bir teşekkür bu hocam. Kesinlikle. Öyle değil mi? Sinema tabii. Zaten bana göre sinema yapıyor olmak, sorunuzu beklemedim ama lafınıza girdim, kusura bakmayın. Yok, güzel oldu zaten söylemeyeceğim. Eyvallah. Sinema yapıyor olmak zaten büyük bir onur. Yani ben buyurun. Aslında uzun yılların değil, büyük bir emeğin onurlandırılması. Değil mi? Onur ödülünün bence yani benim açımdan kıymeti o. Yani yıllardan ziyade o büyük emeği onurlandırmak. Ki Osman Sınav için hepsi geçerli. Çok da uzun zaman oldu. Kaç yıl? 35 yıl sağlam, 40 yıla yaklaşıyor. 40 yıla. Bence çok uzun soluklu bir yolculuk. Bu üstelik üretmeye devam ediyor olmanız da bizi çok memnun ediyor. Yapılmayanı yapmaya cesaret eden deli yüreğiz demişsiniz galiba. Öyle bir tarif de var. İyi ki buradasınız bu akşam. Ödülünüzü de takdim edecek Malatya Film Festivali. Haluk Piyes genç kontenjanından aramıza katılıyor diyecek. Genç olmak. Gerçekten. İşte 11 yıl önce görüşmüşüz en son. Evet. Sen daha da gençleşmişsin dedim. İşte. İyi spor yapıyorum dedi. Sırrı o mu? Bilmem, bir gün nazar değecek galiba. Değmez. Ama ayrıca gerçekten ben de çok gururlandım. Çünkü biz Şerif ablayla biz de 17 sene evvel birlikte Malatya'da bir filmde çalıştık. Evet, o da beni sevdiğimi çektik. Benim için Türkiye'de ilk tecrübemdi. Aslında başlangıcın gibi, evet, değil mi? Kesinlikle. Malatya'da başladım. Hı-hı. İlk uzun metrajım ve Malatya Arguvanlı bir Körpüh Yapart diyen bir köylü bir çocuktu. Hı-hı. Ve direkt ekollerin arasına geldim. İşte rahmetli Tunceli abi, Ayla Hanım, değil mi? Ve benim aslında için dev kadro, büyük, öyle söylemek lazım. Büyük bir tecrübeydi, büyük bir şanstı ve şu an yine o şansı tadıyorum. Çünkü galiba bilmiyorum, hani benim yaşta jüri olmak, ulusal jüri olmak çok ayrıcalıklı bir ulusal şey. Ulusal uzun metraj film yarışması jürisinde aslında, Şerif Sezer'le birlikte Haluk da var. Evet, ama senden genci var. Var mı? Güzel. Ali Aga galiba. Şeydi aslında, ben filmle yarışacaktım.
Evet. Yetiştiremedim son çektiğim filmini yönetmen olarak. Ve biraz üzülüyordum. Sonra bir telefon geldi. Daha da güzel oldu aslında. Onları ettim. Sağ olsun. Gerçekten bu da işte heyecanlandıran yanı. Filmimle katılacaktım diyebileceğim bir platform var, bir mecra var. Bu çok güzel. Ve Suat, bir yıla yakın zamandır mı 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin hazırlıklarını ekibiyle birlikte sürdürüyor. Evet. Festival düzenlemek emek istiyor. Kesinlikle. Oradan bırakayım, nasıl geçti? Kesinlikle çok zor, çok katmanlı, çok boyutlu. Her bir badireyi atlattıktan sonra yeni bir badireyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Oh, bunu da atlattım dediğiniz anda yeni bir badireyi daha görüyorsunuz. Böyle atlaya 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 Kasım'a kadar geldik. Yaklaşık 70 civarında bir arkadaş kadrosuyla, çalışan kadrosuyla hazırlanıyoruz, çalışıyoruz. Şubat ayından beri hazırlanıyoruz. Aslında geçen yıl Malatya'nın çok coşkulu ve iyi geçmesi bir yıl ara vermişti. Birden bütün bakışları, sinema sektörünün dikkatini Malatya'ya çekti. Sonrasında tabii ülke sinemasının, sektörün genel bir takım kronik problemlerinin dışında böyle tabiri caizse bir istikrar adası gibi kenarda büyüyüp duran bir yapısı vardı Malatya'nın. O bu sene daha çok fark edildi. Tabii ki bunun fark edilmesinde ekibin büyük çoğunluğunun sinema yazarı olması ve içeriden olması, sektörün problemlerini içeriden görüp bunların çözümüyle alakalı festivalde bir alan açma çabası. Evet. Festivalin nitelik bağlamında biraz öne çıkardı. Ama bunun yanında tabii az önce yayında da misafir ettiniz Hacı Uğur Bey'in. Kendisi de bir belgesel sever ve ciddi bir arşivi var. Sinema konusundaki duyarlılığı, festival konusundaki duyarlılığı bizim önümüzü açtı. Biz birçok şeye rahat uzanabildik. Bazı şeyleri çok rahat açtık. Sorunları rahat açtık. Dolayısıyla ben geldiğimiz noktada uluslararası ve ulusal jüri jürileriyle, onur ödülü alacak olan isimleriyle, yarışacak filmleriyle, uluslararası misafirleriyle son derece coşkulu, ışıltılı, genç ama çok dinamik, Burçak Evren'in tabiriyle takvim itibariyle de festivallerin festivali olma özelliğini kazanan bir festival. Çünkü yıl boyunca festivallerde yarışan filmler, seçilen filmler en son Malatya'da bu kez yıldızların karması, yıldızların yarışması gibi bir durum oluyor. Bu yüzden Burçak Hoca festivallerin festivali demişti. Geliyor. Umarım iyi geçer ve emeğimize de. Elbette, elbette. Ulusal başarılı yapımlar şu ana kadar da aslında o başarıyı festival yolculuklarıyla ispat etmiş filmler. İşiniz çok zor ama bir yandan da genç sinemacıları, ilk filmlerini yapan sinemacıları görmek heyecanlandırmıyor mu? Tabii ki heyecanlandırıyor. Ben bu filmlerin %80'ini Adana'da seyrettim zaten. Ay ne güzel. Şimdi ikinci baskı olarak daha dikkatle seyredeceksin. Tabii ki, tabii ki. Orada da ben seyredip kendi seçkimi yapıyorum sonuçta. Jüriyle ne kadar uyuyor uymuyor. Tabii. Bazen uyuyor bazen uymuyor. Ama şimdi tabii yeniden daha ciddi bir gözle bakacağım. O zaman da çok ciddi bakıyordum ama şimdi daha büyük bir sorumluluk bu. Evet, mutlaka ama dediğim gibi umut veriyor. Umut çok veriyor, başarılı çok, işler evet, yapılıyor. Çok güzel işler var. Ki işte Osman Sınav'ın açtığı yol diyelim. Televizyon ve sinema açısından birçok keşif var. Kenan İmirzalıoğlu'nu biz sizinle tanıdık. Haluk büyük ihtimalle sizinle tanıdık. Var daha önce yaptığı işler ama sizinle bir başlangıç yaptı. Evet. Televizyon dünyası aslında sizinle yenileri gördü. Yapılamaz denilenleri belki yaptığınız için cesaretlendirdiniz ve biraz önce Sen Anlat Karadeniz'in montajından geliyordum dedi Osman Hocam. Böyle mi tempo hala? Böyle hala. Yani dün bütün gün Trabzon'da setteydim. Akşam uçağıyla İstanbul'a geldim ve direkt stüdyoya inip sabah 4'e kadar revizyonunu yaptım montajın. Ve 4'te gidip çantamı alıp havaalanına geldim ve Malatya'ya geldim. Hiç uyumadan yani. Hiç uyumadan. Peki
yıllar içerisinde epeyce bir döneme tanıklık ettiğiniz için, yön verdiğiniz için. Aşağı yukarı özel televizyon tarihinin başından sonuna kadar. Evet, aslında öyle. Birkaçlaştırma yapabiliyor musunuz? Biz bazen karamsarlığa kapılıyoruz özellikle televizyon için. Biz de kapılıyoruz zaman zaman evet. Çok yoruluyoruz belki ondan. Yani çözemediğimiz sorunlar var tabii. Bunlar sadece bizim değil, bütün sektörün birlikte çözebileceği sorunlar var. Onlar bazen yoruyor tabii ki. İstiyoruz ki her yıl işte yapılan işler, az önce Şerif Hanım'la sohbet ettik. Yani her yıl bir sürü ekip, oyuncu kadrosu bir işe inanıyor. Tabii. Bir yönetmene, bir yazara, yapımcıya inanıyor ve bu sene şu işi yapacağız deyip heyecanla giriyorlar. Ama birkaç bölüm sonra bu olmayabiliyor. Tabii. Ve biz çok zaten bunu var. Aslında bunun şöyle bir matematiği vardır. Biz zaten yapımcılar ve televizyon yöneticileri kısmında oturanlar şunu biliriz. Her yıl aşağı yukarı 100 tane ekip kurulur. 80 ile 100 var. Tabii 100 civarında yani yıl boyunca yıl içinde kurulanlar falan dahil 100'e yakın rakamda ekip kurulur. Yani 100 tane ayrı iş yapılır. Bunların 60 tanesi çöpe gidecektir. Bunu biz biliyoruz baştan. 60 tanesi baştan. Tabii hangisi gideceğini kimse iddia edemez, kimse söyleyemez. O matematiği bir ama tek Osman Sınav bilir dediler. Hayır. Yok öyle bir şey. Yüzünün de umudu aynı. Herkes diyor ki ben bu sene şu işimi yaparsam şöyle bir kazancım olacak, şu işi yapacağım, işte tabii. Evleneceğim, nişanlanacağım. Evin kirasını ödeyeceğim ya da ev alacağım, araba alacağım, bir şey yapacağım, ihtiyaçlarını görecek. Yani bir hayal kuruyor. Ne yapacak? Sadece maddi değil, mesleki kariyer anlamında da bir hayal kuruyor. Tabii. Ve biz bunun 60 tanesinin çöpe gideceğini baştan biliyoruz. Yani ancak yaşayanı zaten gerçekte ihtiyaç olan da, yani kanalları taşıyan da 40-45 evet, tanedir. Evet, birçokluk var belki de. Hani tabii, 40-45 tanedir. Doğru. Onlar yedektir. Hangisinin çöpe gideceğini bilemediğimiz için 40-45 tanedir, diğerleri yedektir. Yani o olmazsa bu olur, bu olmazsa bu olur diye. İyi projeler olmasını sonra dileyelim. Bunun, evet, bu matematiğin şöyle de bir şey vardır, acı tarafı. 20 tanesinin parası zamanında gelir. 20 tanesinin parası zamanında gelir. 20 tanesi yani yıl sonunu bulabiliriz der. 20 tanesi her an yayından kalkabilme korkusuyla yaşar. O 40'ın 20'si her an yayından kalkma korkusuyla yaşar. Kalan 20 tanesinde onun parası, pardon doğru söyleyeyim, 10 tanesinin parası doğru zamanda gelir. Doğru zamanda dağıtılabilir. Bunun sokakta halk arasında konuşulanı da 5 tanedir. Maksimum. Zor bir konu. Evet, daha da uzun uzun bir programda konuşmayı arzu ederim ama bugün gerçekten sizlerin yaptığı işler sinemanın ve televizyonun önünü açtı, yolunu çizdi. Ne güzel ki burada onu aslında bir anlamda kutluyoruz. Haluk, son bir dakikam, yeni sinema filminden bir cümle bahseder misin? Anadolu Rüyası. Ben biraz da bu Amerikan rüyasına kaptırmış giden gençleri biraz geri çağırmak istiyorum. Anadolu Rüyası işte bizim toprağımızda, işte bugün de anlattığımız gibi, anlatacağımız gibi bir hafta boyunca çok güzel mozaiklere sahibiz. Hem kültürel, ırk, mezhep, din olarak. Boksörün gurbetten köyüne dönüşünü anlatıyor. Biraz Pusat'ı hatırlatacağız. Pusat'ı da belki bir daha yapma ihtimalimiz var bu arada.